Time Balkan Haber Sitesi bünyesinde hazırlanan Gülümse Çocuk programından gülümseyen ve gülümseden herkese merhaba. Bugün farklı bir heyecan var içimizde. Çünkü bugün bayram. Bizi izleyen herkese hayırlı bayramlar diler. Sağlıkla, huzurla, nice bayramlar kutlamamızı nasip etsin Rabbim inşallah. Çocuklarımızın toplum önünde kendini ifade edebilme, kendilerine olan güvenlerini arttırma, Türk kültürünü tanıma ve sergileme, büyüdüklerinde arşivlerinde tatlı anılarının olduğu bir gün yaşatmak için bu programı hazırladık sizlere. Bayramlar çocuklarla güzel. Bayram çocuk gülümsemeleriyle daha da güzel. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Bugün bir başka güzelsiniz hepiniz. Bütün güzelliklere merhaba diyoruz. Gelecek sizsiniz çocuklar. Geleceğe de merhaba diyoruz. Şimdi bugünün küçüğü, yarının büyüklüğü çocuklarımızı isimleriyle tek tek tanımaya ne dersiniz? Merhaba, kendini bize tanıtır mısın? Tanıtırım. Benim ismim Aktan, soyadım Mahmut. Sen de buyurun. Benim adım Birol ve soyadım Abdurrahman. Hoş geldin Birol, sen de. Benim ismim Hamza, soyadım Özberi. Sırayla gidelim. Buyurun. Benim ismim Celal, soyadım Yaşar. Buyurun. Benim ismim Ersin, soyadım Bekir. Hoş geldin Ersin. Arkadaşlarını sınayla uzat. Benim ismim Mehmet, soyadım Mehmet Avuk. Benim ismim Taner, soyadım Ali. Hoş geldin Taner. Merhaba, benim ismim Melek, soyadım Matur. Merhaba, benim adım Ceyda. Soyadım Ali. Merhaba, benim adım İrem, soyadım Hüseyin. Merhaba, benim adım Cansu, soy ismim Kremzi. Merhaba, benim ismim Sara, soyadım Sada. Merhaba, benim adım Asya, soyadım İseyin. Merhaba, benim ismim Elif, soyadım Mustafa. Çok güzel. Merhaba, benim ismim Ece, soyadım Ramazan. Teşekkür ederim Ece. Merhaba, benim ismim Serdar, soyadım Eyüp. Merhaba, benim ismim Mert, soyadım Tahir. Merhaba, hoş buldum. Benim ismim Emirhan, soyadım İbrahim. Merhaba, benim adım Zafer, soyadım Murat. Merhaba, benim adım Ali, soyadım Mehmet. Merhaba, benim adım Timur, soyadım Şaban. Merhaba, benim adım Kerem, soyadım Zeynel. Merhaba, benim adım Muhammed, soyadım Mehmet. Merhaba, benim adım Defne, soyadım Demir. Merhabalar, benim adım Leyla, soyadım Aca. Merhaba, benim adım Asu, soyadım Demir. Merhabalar, benim adım Nisa, soyadım Ademir. Merhaba, benim adım Elif, soyadım Dalil. Merhaba, benim adım Melek, soyadım Hacıya. Merhaba, benim adım İdi, soyadım Seyfullah. Merhaba, benim adım Melisa, soyadım Muharrem. Teşekkür ederim çocuklar. Tanıştığımıza memnun oldum. Umarım bayrama yakışacak güzel bir program hazırladık sizlerle, değil mi? Şimdi sizlere kısa kısa sorularım var. Sizleri daha iyi tanımak için kimsiniz, nesiniz, hobileriniz neler, nelerden hoşlanırsınız? Tamam mı? İsterseniz okul dışında yaptığınız bazı hobiyle başlayalım. Okul dışında en çok hangi aktiviteleri yapıyorsunuz? Nelerden hoşlanırsınız? Kitap okumayı. En son okuduğum, okumaya devam ettiğim kitap Suç ve Ceza. Suç ve Ceza'yı okuyorsun. Araştırma yapmayı severim. En son yaptığım araştırma mesela dünya altından o dünya çekirdeğindeki enerjiyi alırsak 2 milyon
yükletebileceğini araştırdım. Öyle araştırmalar yapıyorsun. Evet. Aferin sana, bravo, çok güzel. Peki şöyle bir soru sorayım. Siz daha küçüksünüz ama siz bizim geleceğimizsiniz değil mi? Büyüyünce ne olmak istersiniz? Sana mikrofonu uzatayım. Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Çünkü insanların sağlığını yerine getirmek beni mutlu ediyor. Çok güzel, çok güzel, kutsal bir meslek değil mi? İnşallah güzel, başarılı bir doktor olursun. Kendin gibi güzel bir doktor olursun inşallah. Okulu seviyor musunuz? Derslerinizi seviyor musunuz? Evet. En çok hangi dersi seviyorsunuz? Matematik. Matematik. Oo, çok güzel. Matematikçiler aramızda. Ben en çok sevdiğim ders resim dersi. Çünkü kendi düşüncelerimi, hikayelerimi ve hayallerimi çizebiliyorum. Hatta ben bir yarışmaya katılmıştım ve 3. yarı kazandım. Oo, bir alkış alalım arkadaşlar. Bakın ne güzel, aramızda bir şampiyon varmış. Ne mutlu bize değil mi? Peki çocuklar, hayvanları seviyor musunuz? Ya da en çok sevdiğiniz hayvan hangisi? Onun hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Benim tüm hayvanları seviyorum ama en sevdiğim hayvan kedi ve evimde bir tane kedi besliyorum. Kedi besliyorsun, güzel. Başka evinde hayvan besleyen var mı? Kedi besliyorum, balık besliyorum ve bir kuş besliyorum. Ay çok güzel, kuşların sesi cıvıl cıvıl değil mi? Defne sen de besliyorsun galiba. Köpek ve balık. Köpekleri seviyorsun demek. İsmi ne köpeğinin? Tom. Tom. Çok güzel. Az önce Neyli arkadaşımız hayallerini çizmeyi sevdiğini söyledi. Peki siz hayaller kuruyor musunuz çocuklar? En çok ne hakkında hayal kuruyorsun? Buyur Halil. Ben hayaller kuruyorum ama en çok kurduğum hayal aileme layık bir çocuk olmak, ileride güzel bir meslek sahibi kazanmam ve tüm dünyanın barış içinde yaşaması. Çok güzel hayallerim var. Rabbim inşallah hepimizin hayallerini gerçekleştirsin. Amin. Oyun oynamayı seviyor musunuz çocuklar? Evet. Peki şöyle bir soru sorayım. Teneffüste arkadaşlarınla hangi oyunları en çok oynuyorsun? Ben teneffüste arkadaşlarımla en çok ebelemeci oyununu oynuyoruz. Çok güzel bir oyundur değil mi? Hepimiz oyunu çok severiz. Peki okulda zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Okulda sizi en çok ne eğlendiriyor? Okulda en çok yeni metinler öğrenmek, okuduğumu anlatmak ve grup çalışmalarını severim. Aferin sana. Çalışkan çocuklarımız bizim. Peki farklı bir soru sorayım. En çok sevdiğiniz yemek ne? Hadi Asun. Benim en çok sevdiğim yemek yaprak sarmasıdır. Aslında ben annemin bütün yemeklerini beğenirim fakat yaprak sarmasını daha çok. Çok güzel. Çizgi film izliyor musunuz çocuklar? Evet. En çok sevdiğiniz çizgi kahraman hangisi? En sevdiğim çizgi film Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. En sevdiğim çizgi film karakteri Cüceler. Güzel. Kitap okumayı sevdiğinizi söylediniz az önce. Peki bir kitap yazsanız ileride, onun ismini nasıl koyardınız? Ben bir kitap yazsaydım adını Dünyada Barış koyardım. Çünkü savaşın olduğu bir yerde çocuklar yaşayamaz. Çok güzel. Kitabın ismini de çok beğendim. Dedik ya, savaş olmasın, hayallerimiz var, rüyalarımız var. Bütün hayallerimiz neyle ilgili? Barışla ilgili, güzel bir dünyayla ilgili. Peki 3 dilek hakkınız olsa ne olurdu? 3 dilek hakkım olsaydı birincisi artık erkekler kadınlara şiddet uygulamaması, ikincisi tatillerin uzaması ve üçüncüsü bir ay boyunca her şeyin bedava olması. Peki seyahat etmeyi seviyor musunuz? Gezmeyi seviyor musunuz çocuklar? Evet. Nereye seyahat etmek istersiniz en fazla? Ya da oraya nasıl gidersiniz? En çok seyahat etmek istediğim yer Amerika, teyzemin yanına. Ve oraya uçakla giderdim. Amerika'ya çok gitmek istiyorum. Benim bir hayalim. İnşallah gidersin. Hepinizin umarım yakın arkadaşları vardır. Şimdi burada sormayayım teker teker kimin en yakın arkadaşı. Fakat dünyanın farklı yerlerinden arkadaşlarınız var mı? Onu sormak istiyorum. Yani dilini bilmediğiniz arkadaşlarınız var mı? Benim dilini bilmediğim bir arkadaşım yok. Fakat olsaydı onunla İngilizce konuşarak iletişim kurabilirdim. Aynen. Hem senin dilini geliştirmiş olurdun, hem pratik yapmış olurdun. Hem farklı arkadaşlarla tanışmış olurdun. Evet. Peki çocuklar, sorularımıza devam ediyoruz. Seyahat etmek hakkınız olsaydı nereye seyahat etmek isterdin? Arkadaşına sordum, size de sorayım tekrar. Benim en seyahat etmek istediğim yer İsveç'e. Orada teyzem yaşıyor. Teyzemin yanına gitmek isterdim. Çok güzel. Senin de teyzene selam söyleyelim o zaman. Sara,
Seni okulda en çok ne eğlendiriyor? Nasıl eğleniyorsunuz okulda? Ben en çok yeni dersler öğrenmeyi ya da dersleri anlatmayı en çok ilgimi çekiyor. Çok güzel. Seyahat sorusuna bir cevabımız daha var galiba. Arkadaşınız el kaldırdı. Buyurun bakalım. En çok seyahat etmek istediğim yer Türkiye. Çünkü hala Türkiye'ye gitmemiştim. O yüzden orada merak ediyorum neler olduğunu. İnşallah bir gün gidersin değil mi? Evet. Hatta birlikte gideriz. peki büyüyünce ne olmak istersiniz? Celal'e soralım o soruyu. Büyüyünce bir futbolcu olmak istiyorum. Hangi futbolcu mesela? Kimin gibi olmak istersin? Ronaldo. Ronaldo. Hangi takım tutuyorsun sen? Beşiktaş. Beşiktaş. Burak kaç kişi Beşiktaşlı bakalım? Oo, Galatasaray'da? Fenerbahçe? Galiba en çok Galatasaraylılar bu sınıfta değil mi? Ama ben de bir Beşiktaşlıyım, ona göre unutmayın. Bütün takımlar aldık. Peki Hamza, senin hayallerin nedir? Bize hayallerin hakkında biraz bilgi verir misin? Benim hayallerim, en büyük hayalim büyük bir futbolcu olmaktır. Kimin gibi mesela? Sen de mi Ronaldo? Sen de Ronaldo. Sen Messi ol ya. Yok Ronaldo. Biraz değişik olsun. Tamam, teşekkür ederim çocuklar. Programımıza devam edeceğiz. Benim bir sorumum var. Ondan sonra yine sizlere döneceğim. Kitap okumak, yaşam içinde kazanılması gereken en önemli alışkanlıklardan biridir. Kitap okumanın çocuklara, hatta biz yetişkinlere kazandırdıkları saymakla bitmez. Bu alışkanlık ne kadar erken kazanılırsa kalıcılığı da o kadar fazla olacaktır. Programımızda her bölümde sizlere kitap tanıtım köşesi hazırladık. Hem tavsiye niteliğinde hem de fikir olsun diye arkadaşlarınız bize kitap tanıtımları yapacak. Bu ilk programın ilk kitap tavsiyesi hangisiymiş? Hep birlikte bir görelim. Merhaba arkadaşlar. Kitap köşemizdeki ilk kitap İtalya'nın önde gelen eğitimcilerinden Edmondo de Amicis tarafından 1886 yılında kaleme alınan ve Enrico'nun ilkokul günlerini anlatan Çocuk Kalpli olacak. Çocuk Kalpli kitap olacak. Kitapta aile ve arkadaşlarına saygılı davranmak, yardımlaşmanın neden önemli olduğunu, paylaşmanın getirdiği faydalar ve insanlara ön yargıyla yakalanmamasının gerektiği Enrico'nun okulda ve yardımlaşma, dürüstlük, iyilik ve vatan sevgisi gibi erdemlerin önemini vurguluyor. Eğitim bilimini uzmanlarınca dünyanın en faydalı çocuk kitabı seçilen, birçok dile tercüme edilen Çocuk Kalbinde yazar olduğu günlüklerinden esinlenerek romanı yazmıştır. Enrico'nun okuldaki bir yılını konu eden romanda sizlerin çok yakından bildiğiniz, yaşadığınız, başınızdan geçen bir sürü benzerlik mevcut. Enrico'nun sınıfından zengin, fakir, kibar, kaba, utangaç, dışa dönük, içe dönük, girişken her türlü arkadaş, öğrenci vardır. Kitabı okuduğunuzda Enrico'nun yerine kendinizi koyup öğretmenlerinize, sıra arkadaşlarınıza, sınıfın en yaramazıyla ya da en yakın dostunuzla konuşurken bulacaksınız kendinizi. Bu empati duygusu da sizi kitaba daha çok bağlayacak. Kitapta Enrico'nun ailesi ilişkilerinin ve anne babası ile mektuplaşmalarında yer veriliyor. Babası Enrico'ya yazdığı bir mektupta: "Öyle cesur ol. Büyük ordunun küçük askeri, silahlarının kitaplarındır. Sınıf, tabur, savaş alanı ise bütün yeryüzü. Sen bu meydana sakın korkak bir asker olma, emme." demiştir. Emme tavsiyesinde bulunarak kitabın önemine dikkat çekmiştir. İşte neşeyle gelip dizildi çocuklar. Bakın sahnede nasıl hemen sıra oldular. Size güzel şarkılar, şiirler sunacaklar. Bu mutlu günde bol bol alkış bekliyorlar. Çocuk deyip de geçmeyin. Hepsinde kocaman yürek var. Beceremez sanmayın, içlerinde ne hünerler var. Bakalım bizlere neler hazırladılar. Hep birlikte izliyoruz. İlk olarak şiir okuması için Elif'i sahneye davet ediyoruz.
Yeşil ilkbahar, soğuk gitti, kar gitti, gelen yeşil ilkbahar, kuru rüzgarlar gitti, gelen yeşil ilkbahar, gül gül olup açılan, mis kokular saçılan, şen duygular saçılan, gelen yeşil ilkbahar. Alkış alıyoruz arkadaşımıza. Teşekkür ederim Elif. Şimdi bize maniler okuması için Emirhan'ı, Asya, Sara, Melisa ve Celal ve İrem'i sahneye davet ediyoruz. Aslında maniler aşk, hüzün, ayrılık başta olmak üzere her konuda yazılabilen bir edebiyat nazım türüdür. Ve yedi ecelik dört mısradan yani düzlükten oluşurlar ve kafiye ilerlemeleri AAXA'dır. Kara kara kazanlar, okuyanlar, yazanlar, dünya çok güzel bir kitap, okumayan azanlar. Ağaçlarda kestane, topladım tane tane, şu bizim hocalardan Tülay Hoca bir tane. Oku zili çalıyor, öğrenciler geliyor, derslerini çalışan ödülü hak ediyor. Bir kalbin kırılmasına bir söz yeter, ama bir kalbin tamirine bir özür ve bir ömür yetmez. 2-8-16, evimiz çeşme altın, acele et manini, daha yaşım 16. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Yerinize geçin isterseniz. Teşekkür ederim hepinize. Ali bize türkü söylemek istemiş. Buyur Ali sahneye. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, hey. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, hey. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, hey. İki kapılı bir handa gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, hey. Alkış. Muhteşemdi. Aferin sana. Ali'ye teşekkür ediyoruz. Harika bir performans sergiledi bizlere. Bilmeceler hazırlamış bizlere Aktan, Serdar Mert, Ersin, Hamza ve Defne. Buyurun sahneye. Tasaları dindirir, çocukları sevindirir. Nedir? Bayram. Bir yüzü var, dört ayağı. Nedir? Masa. Elsiz ayaksız bir şeydir, kapıyı açar. Nedir? Rüzgar. Ben giderim, o gider, içimde tık tık eder. Nedir? Kalp. Beş yıllık okulu 30 yıl içinde bitirene ne denir? Nedir? Öğretmen. Dikdörtgeni var, karesi yok, kolu var, bacağı yok. Nedir? Kapı. Alkış alalım. Şimdi arkadaşınız Ece flüt çalacak bizlere. Buyurun Ece. Oh,
Şimdi tekerlemeler sunması için Melek, Elif, Ceyda, Taner sahneye çıkıyor. Sözle sözcük benzerliğinden oluşan basma kalıp cümleciklere tekerleme denir. Tekerlemeler bazen anlamlı, bazen anlamsız olabilir. Tekerlemeler genellikle masal ve hikayelerin başında veya sonunda kullanılır. Komşu komşu. Hu hu. Oğlun geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık, pis çocuk. Bu tarlaya bir sinek ekilemek gerek. Mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik ekilemek ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik ekire mekire boz ala boz başlık pis pörsük dadanmış. Diğer tarlaya ekilen bir şinik ekire mekire de boz ala boz başlık pis pörsük dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik ekire mekire de dadanan boz ala boz başlık pis pörsük. Diğer tarlaya ekilen bir şinik ekire mekire de dadanan boz ala boz başlık pis pörsük demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik ekire mekire de dadanan boz ala boz başlık pis pörsüksün. O da ona cevaben. Sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinik ekire mekireye dadanan boz ala boz başlık pis pörsüksen ben de o zamandan beri bu tarla ekilen bir şinik ekire mekireye dadanan boz ala boz başlık pis pörsüm demiş. Ooo kulağım kalkmış. Çok güzel. Teşekkür ederim çocuklar. Birol'un bize okuyacağı bayram şiiri varmış. Birol buyurun. Bayram sabahı gibisin, erken kalkmak istiyor insan sana, doya 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 gezmek. Hiç bitmeyecek bir bayram, kokusu tenimden sinmeyen. Kapımda şeker bekleyen çocuklar, bayram sabahı gibisin, hep beklediğim, hiç bitmesin istediğim. Alkış, alkış. Birol teşekkür ederim sana da. Programımız, arkadaşlarımız hazırladığı ritmik oyunla devam ediyor. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight sevgili çocuklar. Milli kültürümüz geçmişten geleceğe aktarılması gereken en önemli hazinelerimizdir. Kendi kültürümüzü yaşatma adına yarının büyükleri olan çocuklara yani sizlere kültürel mirası tanıtmak için programımızda Kültür Mirasımız adı ile bir program hazırladık. Şimdi hep birlikte izleyelim. Bakalım rotamız neresiymiş bugün? Merhabalar, ben Funda Aliyan. Ben Penko okulunda 6. sınıfa gidiyorum. Bugün sizlere Taşköprü hakkında bilgi vereceğim.
Üsküp merkezinde bulunan Vardar Nehri'nin üzerinden geçen ve Taş Köprü adıyla bilinen eski köprü, kentin iki yakasını birbirine bağlamaktadır. Üsküp'ün önemli mimari yapıları arasında yer alan bu köprü, güzelliği ve görkemiyle kentin simgeler arasında yer almıştır. Vardar Nehri'nin iki yakasını birleştirmek için inşa edilmiş olan bu köprü, yüzyıllar boyunca Üsküp'ün en içtik yerinde ulaşımı sağlamaktadır. Taş köprü mükemmel bir teknikle inşa edilmiştir. Uygulanan bu inşaat tekniği sayesinde hem zamana meydan okuyup ayakta kalmıştır, hem de inşaat amacına günümüzde kusursuz bir şekilde hizmet etmektedir. Üsküp Taş Köprüsü bir Osmanlı yapısının bütün özelliklerini taşımaktadır. Bir Osmanlı Türk Köprüsü'nün bütün öğelerine sahiptir. Osmanlı ustalarının eserini olan Taş Köprüsü ne zaman inşa edildiği bilinmemekle birlikte Osmanlı mimarisinin büyük bir gelişim gösterdiği yıl 15. ile 16. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Köprünün adının geçtiği en eski yıl 1469 yılına dayanmaktadır. Ünlü seyahatname yazarı Evliya Çelebi, Taş Köprü ile alakalı yazılarında görünmeye değer bu köprüyü Fatih Sultan Mehmet yapmıştır ifadeleri kullanmıştır. Diğer bir kaynağa göre ise köprünün Sultan II. Murat tarafından yapıldığı öne sürülmüştür. Köprünün bu yerde yapılması bir yanda ulaşım yollarının gelişimi, bir yandan da Vardar Nehri'nin hem sol hem de sağ yakasından daha önce inşa edilmiş olan ya da veya inşa edilmesi gereken halka açık yapılara rahatça ulaşabilme ihtiyacını sorumlu kalmıştır. Taş Köprü'nün temel tasarımı çok gözlü köprü olarak inşa edilen birçok Osmanlı köprüsü ile benzerlik gösterilmektedir. Taş köprü 13 kemer üzerinde oturtulmuştur. Köprünün gözleri arasındaki ahenk, kemer açıklıklarını ve yüksekliklerin ölçülerine uygun şekilde kenarları ortaya doğru gelildikçe daha belirgin bir hal almakla, böylece köprünün tam ortasında kırılan karakteristik bir yükseklik çizgisi oluşmaktadır. Köprü 12 ayak ve 2 rıhtım duvarı üzerinde oturmaktadır. Köprünün tamamı taştan inşa edilmiştir. En eski kaynaklardan Taş Köprü'den söz edilirken şu adlar kullanılmıştır. Vardar Köprüsü, Büyük Köprü, Yüksek Köprü, Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü, Merhum Sultan Mehmet Köprüsü vesaire. Sevgili izleyiciler, değerli çocuklar. Öğretmenlerin ve öğrencilerin sevgi dolu yürekleriyle hazırladıkları gösterilerimiz burada sona ermiştir. Önce çok emek vererek hazırladığınız bu gösteri için sizlere teşekkür ediyorum. Sonra öğretmenimiz Tülay Ademiye ve Tefüz İlköğretim Okulu İdaresi'ne teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Ramson Marketler Zinciri'ne çocuklara hazırladıkları hediye paketleri için ve Bilen'de programımızı gerçekleştirmemiz için imkan tanıyan Bilen'de teşekkürlerimizi sunarız. Siz de programımıza konuk olmak istiyorsanız Time Balkan sosyal medya hesaplarından başvurularınızı yapabilirsiniz. Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur. İnsanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, çocukların korunmasına ve iyi yetişmesine bağlıdır. Hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa ne güzel olur değil mi çocuklar? Hadi canlılar, hep birlikte şarkı söyleyip programı kapatalım. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Sen yaz geceleri yıldızlar içinde ara sıra bize göz kırparsın. Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anımsın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde
taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bitirdi yavrum.